Arkadaşlar merhaba. EBA'nın yayınlamış olduğu TET denemelerine devam ediyorum. Bu yakın bir dönemde 9-10 Haziran'da arkadaşlar yayınlamış olduğu bir deneme kesinlikle yine bütün matematik, sosyal, fen kısmıyla TET denemesi şeklinde çözün arkadaşlarım. Dediğim gibi özellikle 2019 sınavına yakın sorular hazırlamışlar. Kesinlikle çözmeden sınava girmeyin. Yakın dönem olduğu için ve güzel hazırlandığı için arkadaşlar faydasını mutlaka göreceksiniz diyor ve ben Türkçenin dil bilgisi sorularına başlıyorum arkadaşlar. İlk sorumuz bakın 2019'da böyle bir soru vardı hatırlarsanız. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi iyelik eki almamıştır diyor arkadaşlar. İyelik ekleri isimlere gelerek onların kime veya neye ait olduğunu bildiren eklerdi. Tamlanan eklene de biz iyelik eki diyorduk hatırlarsanız. Günümüz çocuklarının, burada günümüz bizim günümüz çocukları arkadaşlar dediği için burada vardır bu iyelik ekidir diyoruz. Devam ediyorum. İkinci kısımda hikayesiz büyüyen çocukları bekleyen tehlikelerden. Bakın dikkat edin. Hikayesiz büyüyen çocukları herhangi birinin çocukları anlamında kullanmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu iyelik eki değil, belirtme ekidir gençler ve cevabımız da o yüzden bu olur yani burs olur. Diğerlerine bakıyorum. Söz etmenin sırası. Bakın tamlama kurmuş. Tamlanan eki aynı zamanda iyelik ekidir. Şu kadarını bakın şu kadarını birincisi arkadaşlar kadar kısmında birincisi iyelik ikincisi belirtme ekidir. Bu ekler hep öyle gelir arkadaşlar. Mesela evime dediğinizde de önce iyelik sonra yönelme eki gelmiştir. Dolayısıyla burada iyelik eki vardır. Çocuğun geleceği dediği için bakın yine bir tamlama kurmuş. Burada da iyelik eki vardır ama şurada dikkat ederseniz birinin çocukları anlamında kullanmadığı için bu bir iyelik eki değil. Bu arkadaşlarım belirtme hal ekidir. Buna dikkat edin. Geçen sene de soru gelmişti. Hangisi fiilimsi değildir arkadaşlar? Altı çizili kelimelerden fiilimsi eklerini biliyorsanız bu soru sizin için kolay bir soru olmuş bakın. Burada etmeye, mağışmak, olumsuzluk eki değil. Dikkat ediyorum kalıcı isim değil. Dolayısıyla isim fiildir. Olurken, kenyalası eden dolayı evet bu da zarf fiildir. Arak, erek zarf fiildir. Bulunsa bizim arkadaşlar un diye veya sase diye arkadaşlarım bir ekimiz yoktur. Dolayısıyla böyle bir fiilimsi ekimiz olmadığı için cevabımız Denizli olmuş oldu. Bulunsa da fiilimsi yoktur. Burada da dık eki arkadaşlar var yine dikkat edin. Devam ediyorum. Yapısı yönüyle tekilerden farklıdır gençler dediği. Yapısını gördüğüm zaman bakın türü hatırlıyoruz artık bunları unutmuyoruz. Türü dediği zaman isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem. Yapısı derse basit, türemiş, birleşik. Bakıyorum hemen. Genel kelimesi zaten genden gelmez arkadaşlar. Son haliyle bir bağlantısı olması gerektiği için bu kök halindedir. Yani basit bir sözcük olmuş olur arkadaşlar. Bakıyorum. Uymak, uygulamak, uygulama arkadaşlar bunların hepsinde var. Hatta hiçbirini bulamazsanız fiilimsiler yapım eki olduğu için şuradaki fiilimsiden dolayı arkadaşlar yine bu da bir yapım ekidir diyoruz. Kontrol süz eki arkadaşlarım yapım ekidir. Bu da gitmiş oldu. Edildik hem arkadaşlarım çatı eki hem fiilimsi ekleri birer yapım ekidir. Bunlar yapım eki olduğu için iki tane yapım eki almıştır. Bu da gitti o yüzden türemiş oldu bakın. Şu an bunlar türemiş, türemiş, türemiş basit diye gidiyor arkadaşlar. Yani cevabımız zaten çıkmış arkadaşlar. Adana oluyor. Bir arada birlikte arkadaşlar birikmek. Burada da iki tane var. Yine dikkat edin. Birlik anlamındaki arkadaşlar. Bir hepimiz bir. Sen tek diyoruz ya. Birikmek kelimesi bir, toplu bir arada demektir. O yüzden birikmek kelimesinin kökü de birdir. Dikkat edin yine. Dolayısıyla burada genel kelimesi basit, diğerleri türemiş sözcük oldu arkadaşlarım.
Bakıyorum arkadaşlar hangisinde burada dikkat edin nesne hem ögeler hem de isim tamlamasından oluşmuştur. Hem tamlama hem ögelerle ilgili bir soru geldi. Bakıyorum göre ayarlıyor. Bulgura göre ayarlıyor. Kim? Doktorlar. Daha şimdiden ne zaman arkadaşlar? Bak burada zarf cümleci. Tedavi programlarını neyi arkadaşlar ayarlıyormuş? Tedavi programları. Burada belirtisi isim tamlaması yok mu? Var. İsim tamlaması sadece arkadaşlarım nesne olarak kullanılmış mı? Şurası nesne. Bakıyorum bu belirtisiz isim tamlaması ögelerden nesne olarak kullanılmış. Dolayısıyla aradığım cevabı direkt yine Adana'da bulmuş oldum. Diğerlerinde ne var? Göz ardı etmek deyim olduğu için ayrılmaz. Bakın arkadaşlar şuradan almayın sakın elenirsiniz. Burada göz ardı etmek deyim olduğu için birlikte alınır gençler. Neyi göz ardı ediyoruz? Doğanın verdiği birçok mesajı. Nasıl mesaj? Doğanın verdiği birçok mesaj. Bu sıfat tamlaması. Soru benden isim tamlaması istiyor. Nesne burası ama bura bir sıfat tamlaması olduğu için bu olmaz. Yapay aydınlatma insanları da uzun süre uyanık ve tetikte tutuyor. Burada bakıyorum arkadaşlar. Kimi tutuyormuş? İnsanları herhangi bir tamlama kurmuş mu? Hayır. Bu da değil o zaman. Yeni sorular ortaya atıyor. Yeni sorular ortaya atıyor arkadaşlar. Kim? Yeni bulgular. Ne zaman ve nerede başladı konusunda yeni sorular ne ortaya atıyor arkadaşlar? Burada da yine sıfat vesaireler var. İsim tamlamasıyla alakası yoktur nesneli. Çinli araştırmacılar tuzlu suyla çalışan esnek bir pil icat etti. İcat etmiş kim? Çinli araştırmacılar ne icat etmiş? Esnek bir pil. Bu da sıfat tamlaması. Bunlar sıfat tamlaması. Nesne var ama sıfat tamlaması benden isim istediği için cevap o yüzden de Adana olmuş oldu değerli öğrencilerim. Evet baktığınız zaman hangisi zamir değildir arkadaşlar diye bir sorumuz yine. Kendi en sevdiğimiz zamirdi. Dönüştürük zamiriydi arkadaşlar. İşlerimden biri belgisiz zamirdir. Bana kişi zamiriydi. Benim bir sürü röportaj arkadaşlar bakın sürü kelimesi zaten hiç zamirle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu bir isimdir arkadaşlar. O burada yine o da zor bela buradaki o kısmı da yine zamir olarak kullanılmıştır gençler. Dolayısıyla cevabımız da Denizli olmuş olduk. Kolay bir soru olmuş. Sözcük türleriyle ilgili kolay bir soru gelmiş arkadaşlar. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor arkadaşlarım. Akıllı telefonların yatay veya dikey tutuşa göre ekranı otomatik döndürme özelliği muhtemelen şurası bir öge olacak. Birçok uygulamanın daha kolay kullanımını sağlıyor. Sağlayan ne? Akıllı telefonların yatay veya dikey tutuşa göre ekranı otomatik döndürme özelliği. Özne neyi sağlıyor? Birçok uygulamanın daha kolay kullanımını arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki nesne olmuş oldu. Yani özne, nesne yüklemden oluşmuş oldu benim buradaki cümle. Hangisinin arkadaşlar örneği yoktur diyor. Parantez içerisinde belirtilen ifadenin örneğini istiyor bizden. Yer yön zarfı arkadaşlar dışarı içeri geri bunlar ek almaz ve fiile gelirse bakın dışarı ya olsa isimli dışarı dediği için bu bir yer yön zarfıdır. Unutmayın bu bir kuraldır. Dışarı çıkmıyorum dedi yer yön zarfı. Ama dışarı ya deseydi bu artık isim olurdu arkadaşlarım. Basit çekimli fiil demek bir tane kipeki almış bakıyorum. Bakın yapı yönünden sormuyor. Tuzağa dikkat edin. Devam ediyorum. Burada yapı yönünden birleşik fiil. Çekim yönünden dediği için bu basit çekimli, basit zamanlı dediği zaman bir tane kipeki almış arkadaşlar. O zaman bu basit çekimlidir gençler. Eğer şu çekimli çıkarsaydı basit fiil deseydi yanlış olurdu arkadaşlarım. Yapısı yönüyle basit fiil, türemiş fiil, birleşik fiil, çekim yönünden biliyorsunuz basit çekimli fiil bir de birleşik çekimli fiil vardı. Basit çekimli fiil bir tane kipeki alıyordu. Birleşik çekimli fiil iki tane. Yani şöyle devam ediyordun demesi lazımdı ki birleşik çekimli olsun. Bu noktalara da dikkat edin not alın arkadaşlar.
Ekvil idiymiş ise dir, güzeldir, isme gelmiş yüklem yapmış. İki görevi vardı zaten hatırlarsanız. Zaman kayması, zaman mesela yarın teyzem geliyor. Yarın dediğine gelecek zaman. Yor hangi zaman? Şimdiki. Olmaz. Yarın teyzem gelecek demen lazımdı. İşte bu tarz olursa buna zaman kayması diyoruz. Burada Bozcaada yaklaşırken size heybetli görüntüsüyle kale, sahilde balıkçı tekneleri ve sıralanmış ada evleri karşılıyor. Her zaman karşıladığı için sadece şimdi değil arkadaşlar, o zaman geniş zaman karşılar dediği için, geniş zaman olduğu için yor değil karşılar demesi gerekiyordu. Bunun da yine örneği vardır. Ada lezzet durakları ve ziyaretçilere sayısız seçenek sunuyor. İle yerine ve getirdim. Olsaydı bağlaç, olmazsa edattır. O zaman burada bağlaç yoktur. Gençler cevabımız o yüzden de edat oldu. İle kuralıydı unutmayın. İle yerine ve getirirsiniz. Eğer olursa bağlaç, olmazsa edat demektir. Kural böyle diyor arkadaşlar. Bakıyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlarım. Birinci cümlede birden çok sıfat fiil yani an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş diye kodladığımız şeyler vardı. Aktarılan görüyorsunuz orada bakın arkadaşlar. Oluşturulmuş şifreli metinler burada hem muş hem aneki olduğu için evet iki tane vardır. İkinci cümlede isim fiil grubuna yer vermiştir. Grup dediği zaman bir sözcük grubu oluşturabilmesi için en az iki kelimeden oluşması gerekiyordu arkadaşlar. Ancak şifreli metinleri çözmek imkansız değildi. Ne imkansız değildi? Şifreli metinleri çözmek üç kelimeden oluşmuş ve isim fiille yapılmıştır. Dolayısıyla isim fiil grubudur. Doğru. Zarf fiil kenyalasiye kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Git, erek, arak, erek zarf fiili kullanılmış. Dördüncü cümlede yeterlilik birleşik fiili vardı. Ebil arkadaşlarım. Bakıyorum dördüncü cümleye. Söz konusu sadece klasik bir şartlar olduğunda bu durumun çok da önemli olduğu söylenemez. Mükemmel bir soru. Olumlu yapamazsanız, bunu olumluya çevirmezseniz elenirsiniz muhtemelen, göremezsiniz. Söylenemez. Çevir olumluya, söylenebilir. Şurada bakın. Söylenmez derse geniş zamanın olumsuzu. Söylenemez derse söylenebilirin olumsuzu, ebilin olumsuz olduğu için bu da yeterlilik birleşik fiili kabul edilir. Olumsuzu da burada a, e bırakırlar. Mesela arkadaşlar yapabilirim, yapamam der. Orada olumsuzu da birleşik fiil kabul edilir. Beşinci cümlede yüklem geçişli fiilden oluşmuştur. Geçişli olması için biliyorsunuz nesne alması lazımdı ya da kısa yoldan biz önüne onu getirdiğimizde olması gerekiyordu. Bakıyorum onu değişecek diye bir şey olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla onu değişecek diye bir ifade olmadığı için de burada geçişli fiilden oluşturulmuş ifadesi yanlış olur gençler. Hangisinin yazımı yanlıştır diyor yine yazım kurallarıyla ilgili. Bandırma ilçesi, güzel, ilçe, köy, semt, belde bunlar küçük yazılıyordu arkadaşlar. Notu alın. Mahalle, bunlar cadde, sokak, bulvar büyüktü arkadaşlarım. İl, ilçe, köy, semt, şehir, işte bucaklı vesaire bunlar da küçük oluyordu arkadaşlar. Sanat sever bitişik yazılacaktı. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmuş oldu arkadaşlar. D kuralı cümleden çıkartırsınız. Eğer cümle anlamlıysa, bozulmuyorsa arkadaşlar ayrı yazılır. Bu da bizim D kuralımızdı hatırlarsanız. Yine arkadaşlar yazım yanlışı ile ilgili bir soru var. Bakıyorum hemen. Yazım yanlışı vardır. Kurşun kalemlerde karbon elementinin bir formu olan grafit kil yardımıyla seteştirilerek kullanılır. İnce atom levhaları sürtünmenin etkisiyle birbirleri üzerinden kolayca ayrılarak kağıtın liflerine yapılır. Kağıtın değil, kağıdın arkadaşlar olması lazımdı. Dolayısıyla burada da yanlışlık yapılmıştır diyoruz Bursa'da. Devam ediyorum. Bu parçada parantezde belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Zihniniz sürekli sayar. Konuşmanızın ritmini bakın saydığı şeylere örnek veriyor. Örnek verdiği için küçük başlayabilir arkadaşlar. Bak burayı küçük başlamıştır.
İki nokta değil, noktalı virgül diye düşünenler olup yanlış yapıyor arkadaşlarım. Eğer iki noktadan sonra örnek verilecekse, bu örnekler küçük harfle başlar, özel isim değilse. Konuşmanızın ritmini, bakın neleri sayıyormuş. Bir sonraki abur cubur vakti kaç dakika kaldığına. Zihnimizin sürekli sayar dedi, örnekler veriyor bakın. Cep telefonu mesajlarındaki o huzursuz duraklamaya. Bitti mi peki? Hayır. O zaman bir, iki, üç nokta arkadaşlar. Şayet saymasaydı, arkadaşınızın niyetini yanlış anlayabilir ya da daha korkuncu süreyi mideye indireceğiniz zamanı kaçırabilirdiniz. Nokta. Bakın arkadaşlar. Peki, virgül. Çünkü arkadaşlarım bizim peki, tamam, kabul, red ifadelerinden sonra arkadaşlarım cümle devam edecekse virgül gelir. Hayır. Ben sizinle gelmiyorum dediğimde hayırdan sonra virgül getireceksiniz gençler diyordu. Dolayısıyla baktığım sıralamaya göre peki devam ediyor. Burada hepiniz nasıl hesaplıyor? Soru işareti. İki nokta ile başlamış, soru işaretiyle bitmiş. Gitti. 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 Gitti arkadaşlar. Bakın iki nokta ile başlamış, soru işaretiyle bitmişti. Dolayısıyla cevabımız Edirne olmuş oldu arkadaşlar.